Firmalar reel varlıklara yatırım yaparak ürün veya hizmet üretmek için vardır. Peki bu reel varlıklara yatırım yapmak için gerekli sermayeyi nereden bulurlar? Bu firmanın yaşam döngüsünde bulunduğu yere bağlıdır. Yeni firmalar genelde kurucuların kişisel birikimleri ve bankalardan alabildikleri kredilerle finanse edilir. Firma aşama kaydettikçe melek yatırımcı ve özel sermaye fonlarından destek bulmaya başlar. Belli bir ölçüye ulaştıktan sonra da ya el değiştirirler ya da daha hızlı büyüyebilmek için hem hisselerini hem de tahvillerini halka arz ederek sermaye arttırımına giderler. İşte sermaye yapısı reel varlıkların finansmanında ne kadar öz sermaye ve ne kadar uzun vadeli borç kullanıldığını tanımlar. Sermaye yapısını iki şekilde ölçebiliriz. Bilanço değerlerini kullanarak veya piyasa değerlerini kullanarak. Örneğin, Apple'ın son açıklanan bilanço değerlerine göre borç miktarı 112 milyar dolar ve öz sermayesi yaklaşık 66 milyar dolardır. Bu değerleri kullanarak iki ayrı oran hesaplarız. Borcun toplam sermaye oranı veya borç öz sermaye oranı. Biz ilkiyle devam edelim. Apple'ın bilanço bazlı borç oranı 112 milyar bölü 178 milyar eşittir %63. Böyle bakılınca firmanın borç oranı endişe verici görülebilir. Fakat bu genellikle aldatıcı bir yaklaşımdır. Çünkü bilanço, varlık, öz sermaye ve yükümlülüklerin güncel değil geriye dönük değerlerini önümüze koyar. Daha açık söylemek gerekirse, reel varlıkların bilanço değeri muhasebeciler tarafından her bir varlığın maliyetinin kullanıldığı yıllar boyunca biriken yıpranma payı düşülerek yapılan toplama sonucu elde edilir. Ayrıca soyut varlıklar çoğunlukla hesaba katılmaz. Öz sermayenin bilanço değeri ise borç ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra yine muhasebecilerin hissedarlara kağıt üstünde atfettikleri kalan değerdir. Halbuki Apple'ın hisselerinin güncel piyasa değeri 2018'den bu yana 2 trilyon doların üstünde. Hisselerin bilanço ve piyasa değerleri arasında bu kadar devasa fark olması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Fakat Apple'ın hem var olan reel varlıklarıyla üretip satmakta olduğu telefon, tablet ve benzeri teknolojik ürünlerin bütün dünyada gördüğü rağbet ve karlılığı düşünülürse hem de buna bağlı olarak gelecekte yapması beklenen yatırımların yine çok karlı olacağı tahmin edilirse o kadar şaşırtıcı gelmeyecektir. İşte bu yüzden piyasa değerlerine dayalı ikinci yöntem daha doğru bir borçluluk analizine olanak sağlar. Borçlarının piyasa değerinin çok değişmediğini varsayarsak ki bu finansal açıdan sağlıklı şirketler için masum bir varsayımdır, Apple'ın piyasa bazlı borç oranı sadece %5 civarındadır. İşte bu yüzdendir ki Apple tahvillerinin kredi notu en yüksek notun sadece 1.6'dır. Örneğin S&P'nin Apple tahvilleri için kredi notu AA artıdır. Yani Apple tahvillerine güvenle yatırım yapabilirsiniz denmektir. Yine sahadan elde edilen bazı anket sonuçlarıyla başlayalım. Yani firma yöneticileri borçlanma politikalarına yön verirken en çok nelere dikkat ettiklerini söylemişler. Bu grafikte görebiliyoruz. En tepede finansal esneklik var. Bu ne demek? Firmalar hali hazırda planlamış oldukları ve gelecekte doğabilecek büyüme fırsatlarını zamanında ve finansman maliyeti uygun olacak şekilde değerlendirmeyi hedefler. O yüzden de ihtiyatlı olmak, gerekmedikçe borç kapasitelerini kullanmamak, özetle finansal esnekliklerini korumak yöneticiler için en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli faktör olan yüksek kredi notu hedefiyle de uyumlu. Burada da şunu anlıyoruz. Herhangi bir yeni borçlanmanın kredi notlarına zarar verme ve borçlanma maliyetlerini arttırma ihtimali var ise bundan geri adım atmak isteyeceklerdir. Daha sonra değineceğim sermaye yapısı teorilerinden birinin de vurguladığı bir faktör olan faiz ödemelerinin kurumsal vergiden düşülmesi yöneticilerin önem sırasında 3. sırada. Yani kurumsal vergi uygulamalarının borçlanmayı teşvik ettiği gerçeği yöneticiler tarafından da kabul ediliyor. Yalnız anketin yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönemde kurumsal vergi oranının %35 olduğunu
göz önünde bulundurmak lazım. Oranın şimdilerde %21 olduğunu hesaba katarsak, vergi faktörünün önemi de ciddi oranda azalmış olabilir. Kârlılık ve nakit akışında yaşanan dalgalanmalar ise yöneticileri borçlanmadan uzak tutan bir faktör olarak önem sırasında dördüncü. Çünkü dalgalanmalar arttıkça faiz ve ana para ödemelerinin zaman zaman zorlaşacağı ve hatta mümkün olmayabileceği endişesi söz konusu olur. Diğer faktörlerin önemi az çok belirgin olduğu için işleyeceğimiz sermaye yapısı teorilerinde zaten karşımıza çıkacakları için bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bu soru kurumsal finansın akademik disiplin olarak kuruluş sorusudur. Sorunun ilk cevabını veren Franco Modigliani ve Merton Miller da kurucuları. 1958 yılında yayınladıkları teoriye göre firma değeri sermaye yapısından bağımsızdır. Değeri tamamen reel yatırımlar belirler. Diğer bir deyişle sermayenin nereden geldiği değil, nereye gittiğidir önemli olan. Firma değerini bir pasta olarak düşünürsek, bu pastanın büyüklüğünü yatırım kararları ve bu kararlar sonucu oluşan büyüme, karlılık ve risk belirler. Pastanın nasıl ve kimler arasında paylaşıldığı değil. Ki bu paylaşımı sermaye yapısı kararları belirler. Peki Modigliani ve Miller'a göre borçlanma hisse değerini etkiler mi? Yine hayır. Borçlanma beklenen hisse başına getiriyi arttırır. Fakat getirinin değişkenliğini formal deyişle volatilitesini de arttırır. Firma eğer yeni hisse satmak yerine borçlanırsa işler yoluna gittiğinde elde edilen kar daha az hisse arasında paylaşılır. Çünkü borç verenlere ödenen faiz sabittir. Fakat bu işler kötü gittiğinde maruz kalınacak zararın da daha az hisse arasında paylaşılacağı anlamına gelir. Hatta eğer işler çok kötü giderse ve borç verene vaat edilen herhangi bir ödeme yapılamazsa iflas edilir ve hissedarlar yatırımlarına eli boş veda etmek zorunda kalabilir. Özetle hissedarlar açısından bir taraftan beklenen getiri artarken öbür taraftan da bu getirinin riski artar. Bu iki etki birbirini nötrlediği için hisse değeri borçlanmadan etkilenmez. Modigliani ve Miller'ın teorisi elbette hikayenin sonu değil. Aksine kocaman bir kurumsal finans literatürünün doğuşunu simgeler. Çünkü varsayımları genellikle kurumsal gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da takip eden çalışmalar bu varsayımları bir bir gevşeterek sonuçların nasıl değiştiğini analiz eder. Hatta ilk başta olmadığını varsaydıkları kurumsal gelir vergisini modellerine ekleyerek bu yönde ilk çalışmayı 1963'te yine Modigliani ve Miller'ın kendileri yapar. Kurumsal gelir vergisi borçlanma kararını nasıl etkiler? Bunu basit bir örnekle irdeleyelim. Sermaye yapısı dışında tamamen aynı iki firma hayal edelim. A firması tamamen öz sermaye, B firması ise kısmen borç ile finanse edilmiş olsun. İkisinin de faiz ve vergi öncesi kârı 1000 lira olsun. A firmasının faiz gideri olmadığı için vergiye açık geliri de 1000 liradır. O yüzden vergi oranını %20 olarak varsayarsak 200 TL vergi ödüyor. B firması ise 50 lira faiz ödediği için 10 lira daha az vergi ödüyor. Bu durumda borç verenler dahil olmak üzere tüm sermayedarlara toplam 760 artı 50 eşittir 810 TL kalıyor. Yani devlet borçlanma sonucu ödenen faizi gelir değil de gider olarak tanıdığı için B firması sermayedarlarına devletin payından 10 lira transfer yapabiliyor. Örnekte de açıkça görebildiğimiz gibi borçlanmanın bir vergi avantajı var. Bu haliyle model bize sermayenin mümkün olduğunca borçlanma yoluyla elde edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat pratikte gördüğümüz borçluk oranları bu çıkarımdan çok uzak. Bu da demektir ki sermaye yapısını etkileyen başka önemli faktörler olmalı. Modeli biraz daha gerçeğe yaklaştıralım. Bu sefer kişisel vergilerin muhtemel etkisini görelim. Diyelim ki kişisel faiz geliri %30, hisse geliri ise %20 oranında vergilendirilsin. Bu durumda tabloda göreceğimiz üzere kurumsal düzeydeki borçlanmanın vergi avantajı çoğunlukla kayboluyor. Sermayedar vergi kazancı 3 TL'ye düşüyor. Kişisel vergiler kısmen nötrlese de borçlanmanın bir kurumsal vergi avantajı olduğu aşikar. Bir diğer avantajı da disiplin edici olması.
Bu özellikle nakit fazlası olan firmalar için önemlidir. Temettü politikaları ile ilgili videomuzda Profesör Asvat Damodaran'ın bu ödemeleri taraftarları, hissedarlar ve firma olan evlilik ilişkisine benzettiğinden bahsetmiştim. Aslında bu ilişki evlilikten ziyade uzun süreli ciddi ilişkilere benzer. Çünkü temettü ödemesi yasal bir zorunluluk değildir. Evliliğe asıl benzeyen şirketler ve borç verenleri arasındaki ilişkidir. Çünkü faiz ve ana para ödemeleri yasal zorunluluktur. İşte bu zorunluluk yöneticileri iflas ihtimalinden, yani işlerini ve beraberinde gelen hayat standartlarını kaybetme ihtimalinden uzak olmak için daha çok çalışmaya, operasyonlarında verimliliğe ve sadece artı değeri olan yatırımları kovalamaya teşvik eder. Bunlar da firma değerine hep olumlu yansır.